Merhaba canlarım, nasılsınız? Bugünlerde acayip şeyler oluyor. Ni hao, çin aydı, ni hao mı? Çişetim fasınla, sogar ich habe schwierigkeiten mit dieser geschwindigkeit mitzuhalten. En estos días están sucediendo cosas extrañas. Hatta anneni ajidu soğubatan fi muakabati hadihi sura. Ciao miei cari, come state? Stanno accadendo cose strane in questi giorni. Merhaba arkadaşlar, şimdi az önce izlediğiniz videoyu gördünüz. Tarkan'ı farklı dillerde Çince'den İspanyolca'dan konuşturduk. Bakalım bunu nasıl yapıyoruz. Bununla ilgili olarak size ipucu vereceğim. Bunun için öncelikle ElevenLabs sitesine geliyoruz. Bu konuda en başarılı sitelerden biri. Şimdi siteye girdikten sonra hesap açmanız gerekiyor. Evet, hesaba giriş yaptıktan sonra ses modeli dediğimiz modelleri oluşturmamız lazım. Ben daha önce oluşturduğum modeller var. Bunlardan Acun modelini kullanacağız. Acun modeli de ben ses kayıt sistemini nasıl yaptığımı, yani nasıl klonladığımı daha sonra size göstereceğim. Ama isterseniz önce metinden yani Acun'un konuşmasını nasıl oluşturuyoruz ona bakalım. Herhangi bir metni aldık ki burada görüyorsunuz başka sesleri de oluşturdum. İlber Ortaylı gibi, Hasan Can gibi. Burada seslerden Türkçe bir dil grubu içerisinde Şimdi metni girdikten sonra e, Generation yani oluştur diyoruz. Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı. Bir daha asla Survivor'a katılmaz denilen efsane yarışmacı adaya geri dönüyor. E, evet gördüğünüz gibi şu an girdiğimiz kelimeleri Acun'un sesinden dinliyoruz. Şimdi bunu seslerde ayarlar da var. Daha hassas ayarlar, daha etkili ayarlar oluşturmak da mümkün. Hassasiyet değerine göre değişiyor. Onun dışında başka ne yapabiliyoruz? Şimdi yeni ayarlara göre tekrar oluşturduk. Sesi tekrar kaydediyor. Daha doğrusu oluşturacak. Acun Yılıcalı yılın bombasını patlattı. Bir daha asla Survivor'a katılmaz denilen efsane yarışmacı adaya geri dönüyor. Biraz daha yumuşak, biraz daha hafif olmuş bu. Şimdi istediğimiz ses ton listesini kaydedebiliyoruz. MP3 olarak kaydediyor. Zaten bu bize lazım çünkü daha sonra bunu kullanacağız video oluştururken. Ses modellerinde başka sesler de var. Hasan Can, İlber Ortaylı, Kemal Sunal gibi. Burada mesela Hasan Can'ı seçelim konuşanlardan. Aynı metni tekrar ona okutalım. Oluştur diyelim. Oluşturdan sonra hızlıca oluşturuyor. Şimdi dinleyeceğiz sonra gelecek. Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı. Bir daha asla Survivor'a katılmaz denilen efsane yarışmacı adaya geri dönüyor. Evet gördüğünüz gibi gayet iyi olmuş. İlber Ortaylı'yı konuşturacağız. Onda ses modeli daha önceden vardı. Aynı kelimeyi ona da okutuyoruz. İlber Ortaylı gerçekten daha başarılı. Çünkü onun sesi daha karakteristik. Benim en favorim zaten. Acun Ilıcalı yılın bombasını patlattı. Bir daha asla Survivor'a katılmaz denilen efsane yarışmacı adaya geri dönüyor. Yani gayet de iyi olmuş. Gördüğünüz gibi siz de dinliyorsunuz. Gördüğünüz gibi herhangi bir konuşmasından temiz olmasına dikkat ediyoruz. Arka planda ses olmasına dikkat ediyoruz. Bu sesi ekliyoruz ve oluştur diyoruz. Bunu oluşturuyor. İstediğimiz zaman kullanabiliyoruz. Laboratuvarımızda duruyor. Seda sayan da var gördüğünüz gibi. İstersek tabii ki bu oluşturduklarımızı history kısmına görebiliyoruz. Yani onlar hep duruyor. Hem metin olarak hem ses dosyası olarak tekrar geldiğimizde onları kullanma durumumuz var. İstediğimiz zaman istediğimiz dosyayı indirebiliyoruz MP3 olarak. Ses kısmı bu şekilde ee, video oluşumu kısmına geçeceğiz. Yani bu birinci aşamaydı. İkinci aşamada da herhangi bir fotoğraftan nasıl konuşan bir kişi videosu yapıyoruz. Onu göstereceğim. Ee, bu işlem için e, DID.com sitesi gerçekten kendi alanında en iyisi. Daha önce bir sürü farklı sistemler denedim. Bunlar gerçekten iyiler. Hem kendi hazır avatarları var ama en önemlisi herhangi bir fotoğraf. Yüklediğiniz bir fotoğrafı konuşturabiliyor. Ağız hareketlerini okuyor. Dudak hareketlerini. Sizin yüklediğiniz sese göre normal bir insan konuşması gerçekliğinde yapıyor. Burada da yine aynı şekilde kayda olmanız gerekiyor. Trial versiyonu da 5 dakikaya kadar size süre veriyor. Diğerleri biraz daha kullanmak istediğiniz plana göre değişiyor. 10 dakika, 13 dakikaya gibi daha da yüksek rakamlarda olanlar var. Şimdi aylık ve yıllık olarak seçebiliyorsunuz aynı şekilde. Fiyatlar yıllıkta da biraz daha farklı oluyor ama ön ödemesi var. Şimdi demo girişi yaptığınızda demo'da bir tane örnek metin görüyorsunuz. O metin nasıl yapıldığıyla ilgili size işte genel olarak bir bilgi veriyor ama misafirsiniz. Şimdi normal hesaba giriş yaparsanız ki yine aynı şekilde Google hesabını soracak. Burada avatarlar var mesela. Avatarlardan herhangi birini seçebiliyorsunuz. Hazır avatar, ses dosyası ve isterseniz aynı zamanda text to speech var. Yani metin yazıyorsunuz, sonra onu çeviriyor. Ama ben çok başarılı bulmuyorum bunu. Çünkü Türkçede zayıf. Türkçeyi de o yüksek kalitede ses üretemiyor. Ama denemek isteyenler olursa deneyebilir. Dinleyelim mesela Ahmet var. Sonra işte Emel var. Bir bayan bir erkek. Merhaba. İki tane Merhaba. ses modeli var zaten. Her yerde aynısını kullanıyorlar. Merhaba. Burada tabii Nasıl ki istiyorsun? nokta kullandığım için biraz Karadeniz şivesiyle söylemiş bunu. Bu şekilde evet. Burada en önemli şey en son oluşturuyor diyorsunuz ve bunu oluşturuyor. Demoda böyle. Ben şimdi normal kendi hesabımdan yani Google'dan giriş yapıyorum. Daha önce oluşturduğum videolar var burada. Bu videolardan bazılarını sizinle daha önce paylaşmıştım. Bunu dinleyelim mesela. Burada işte Kemal Sunal'ın sesiyle fotoğrafını konuşturduk. Evet, Kemal Sunal'ın hayatını anlattığı var. Bunu fotoğrafını Merhaba zaten canlarım. yapay zeka ile oluşturmuştum. Benim Burada yine Kemal Sunal neden? modellemesi var. Ben İsterseniz bu Kasım, videoyu direkt bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bunlar sizin arşivinizde olduğu için tekrar tekrar indirme şansınız var. İndirip direkt kullanabilirsiniz. Az önce bahsettiğim ses benim dosyasıyla fotoğrafın bir, bir araya geldiği bir versiyon. 10 Kasım 1944 tarihinde Malatya'nın Doğan Yol ilçesine son versiyon olarak kullanılabilecek versiyon. Nebati'yi konuşturduk. Tarkan'ı ilk başta konuşurken aynı şeyi yaptık. Umarım bu şekilde yapay zeka ile oluşturulan sistemi biraz anlatabildim. Birkaç aşamadan geçiyor çok da kolay değil. Yani sistemin kendisi sunduğu şeyler tabii ki çok kolay. Çok bir şey yapmanıza gerek yok. Ama fikriniz olması lazım. Bir model oluşturmanız lazım. Özellikle fotoğraflarda %100 fotoğraflar ünlüleri sistem izin vermiyor. Onu biraz değiştirmeniz lazım. Orada da benzerlik azalıyor. O yüzden ses modelemesini iyi yapmanız lazım.